Throwing flashbang. Glitch CS:GO'dan hoş geldiniz. Bugünkü videomda Loop isimli kullanıcı ve yayıncı oyuncu kimdir? Onun hakkında konuşacağız. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bu arada söylemeyi unutmadan bu thumbnail yani küçük resim Sharow tarafından yapıldı. Yorumlarınızı katmayı unutmayın. İyi mi olmuş, kötü mü olmuş bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi Loop hakkında konuşalım isterseniz. Loop 17 yaşında bir yaşıtım ve bu arkadaş bir hastalığı var. Bütün vücudunu hissetmiyor. Ayrıyeten işte gözleri görmüyor. O yüzden videolarda göreceksiniz. Bazen çok dibine giriyor ekranın algılamak için. Ancak öyle oynayabiliyor. Bu arkadaşı ünlü yapan şey ise bu son yaptığı ESEA maçında, yani ESEA'yı bilenler bilir. Bu rekabetçi tarzında bir şey. Maçında info vermeye çalışmasına rağmen diyorlar ki, bu arada yine şöyle kalsın. İnfo vermeye çalıştığı halde diyorlar ki sen trollüyorsun işte sen sesini değiştiriyorsun falan. Konuşamıyor tabii çok az bir ses tonu var. Onunla konuşmaya çalışıyor. Yine info vermeye çalışıyor bu haliyle. Ama arkadaşı kickliyorlar ve bu durum çıldırtıyor Loop neredeyse. Adam yani düşünün siz böyle bir hastalık sahibisiniz ve buna rağmen info vermeye çalışıyorsunuz. İsterseniz hemen izleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu kendi yerinize bu arkadaşı kendi yerinize koyarsanız zaten anlayacaksınız nasıl bir duygu o kadar yapmaya yani info vermeye çalışmasına rağmen no communication'dan atılmak yani info vermiyor diye atılmak gerçekten çok acı bir duygu. Bu arada Twitch linki de twitch.tv/lo0p6. Loop'un Twitch'e girdim şu anda. Bu arada bütün MoTV, Freakzoid falan hepsi baş yaptı. MoTV 500 lira, Freakzoid 100 dolar. Pardon lira demişim. 500 dolar, Freakzoid 100 dolar. Bağış yaptı arkadaşlar. Burada Twitch'indeki sorulara bakalım. Favorite Asked Questions yani en çok sorulan sorular. CSGO'da rütben ne? Diyor ki işte en yüksek Global Elite oldum ama şu an Legendary Eagle'ım. Yani benden yüksek şu anda. Diyor ki birkaç gün sonra tecrübemi Supreme'den yana yani Supreme olacağımı inanıyorum tarzında bir şey diyor. Burnundan oldu. Zaten fotoğraflarda görmüşsünüzdür burnunu yani hasta olduğu için hissetmediği için vücudunu büyük ihtimalle hatta okuyalım. Hasan diye bir genetik disease varmış yani hastalığı varmış. Diğerleri kadar acı hissetmiyorum diyor. Böyle daha böyle çocukken sürekli burnumu kaşırdım. Yani öyle bir huyum vardı. Birkaç yılda kaşıdığım için böyle işte burnum bayağı yani neredeyse yok oldu denecek kadar azaldı diyor. Diyor ki plastic surgery yani plastik cerrahlarla 18 olduğumda onaracağım eğer param yeterse tabii diyor. O yüzden herkes bağış yapmaya başladı. Bu kadar niye ekrana yakın duruyorsun diyor. Diyor cevabı ise yani neredeyse körüm demiş. Yani bir korneasında bir sorun varmış yani gözünde anca öyle görebiliyormuş. Neredesin diyor. Algeria'nın tam olarak neresi olduğunu bilmiyorum. Kaliforniya'nın soğutunda yaşıyormuş. Bir sürü de oyun oynuyormuş. Yayınına gelip en azından bir geçmiş olsun ve good luck şeylerinizi bırakın bence. Ben yaptım. Gayetten o videoyu izlediğimde gayet ben bayağı üzülmüştüm arkadaşlar. Yani başı da var o videonun da bulamadım. Bayağı arkadaş info vermeye çalışıyor. 4 tane kişi diyor işte sen trollüyorsun yok bilmem ne. ESEA'da oynuyormuş ve şuna gördüğünüz gibi arkadaşlar 17 yaşında. Kaliforniya'da US yani Amerika United States. Rütbesi de B+. B+ da yani yüksek bir rütbe. Evet arkadaşlar böyle. Böyle bir arkadaşımız. Umarım
Neyse, burada da bağışları görebiliyorsunuz zaten. Umarım bir an önce iyileşir diyelim. İnşallah bir tedavisi çıkar. Arkadaş iyileşir. Ve gerçekten geçmiş olsun dileklerim de. Bu videoyu bitirmek istiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bir yorum yapmayı unutmayın. Thumbnail'ın yani küçük resmin nasıl olduğunu yorumlarda belirtmeyi de unutmayın. Şaharova'da Thumbnail yaptığı için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.